Allah'a şükür ki Türkiye'de ve İslam aleminde aydın, aklı başında bir Müslüman gençlik yetişti ve civa gibi ve canlı. Müslümanlar niye bu hale geldi diye düşünürken, araştırırken çok acı gerçeklerle karşılaşıyoruz. Bakın rezalete bakın şimdi. Güya peygamberimizin söylediğini iddia ederek peygamberimize attıkları bir iftira. Bakın rezalete bakın. Kadınlarla istişare edin. Onlara danışın. Mesela nasıl yapalım, nasıl edelim diye danışın. Fakat onların söylediklerinin tam zıddını yapın. Bak bu hüküm olarak yobazlar tarafından takdir ve tahsin gören bir uygulama. Ya ben diyorum İslam niye böyle hale geldi? Müslümanlar niye böyle hale geldi? Ve insanlar niye böyle bu kadar şiddetli İslam'a cephe alıyorlar? Bakın Kepazeli'nin kaynaklarından bir tanesini söylüyorum. Şimdi sen eşin oluyor, saygı, sevgi duyarsın değil mi? Değer verirsin, hürmet edersin, şefkat duyarsın, çocuklarının annesidir, efendim, torunlarının babaannesidir, değil mi? Evin direği çok değerli, büyük, mübera bir varlık, önemli bir varlık. Mesela bir şey alınacak veya bir şey yapacaksın veya taşınmak istiyorsun veyahut işte çocuğunu okula göndereceksin, herhangi bir şey yapacaksın. Kadınlarla istişare edin. Onlara danışın. Bak tuzağa düşürmek için. Yani kadın aşağılanacağını bilecek ama bak. Aşağılanacağını bilecek. Yani aşağılık bir varlık olduğunu bilecek. Ve onun fikrinin tam tersinin yapılacağını da bilecek. Görüyor musunuz ahlaksızlığı, karaktersizliği? Yani kadın kendisinin çok aşağılık bir mahluk olduğunu ve aptal ve akılsız olduğunu bilecek. Haşa. Şeytan gibi görülecek. Onun bir şey söylemesi beklenecek. Ki aksi yapılsın. Kim hangi neyin aksi yapılır? Şeytanın dediğinin aksi yapılır. Burada ne diyor? Kadının dediğinin aksini yapın. Bir yere gezmeye gideceğiz. Gideceksin değil mi? Mesela babamlara gezmeye gidelim diyor. Tamam diyor, babamlara gezmeye gidelim dedi. Değil mi? Yok gitmiyoruz, vazgeçtik diyeceksin. Mesela okula gidiyor, çocuk okula gidecek. Acaba mühendislik okuluna mı gitsin? Diyorsun, kadın diyor ki evet mühendislik okuluna gitsin. Vazgeçtim. Başka okula gitsin. Bak kadına dünyanın yarısı kadın, Müslümanın kadın, yarısı kadın. Ve size karşı duyulan öfkenin kökenin, yobazlarda duyulan öfkenin kökenini anlamaya başladınız mı şimdi? Evet hocam. Değişik mantık. Ya bunların kafatası, aklı gitmiş. Allah bunları delirtmiş. Kadınlara itaat pişmanlıktır. Yani onun herhangi bir sözüne itaat edersen, mesela diyor ki ya bugün dışarı çıkma hava soğuk diyor. Kadın değil mi mesela makul Müslüman bir kadın. Bu sözlerin muhatabı kimler biliyor musun aynı zamanda? Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma, Hazreti Meryem. Yani istisnasız bütün kadınlar için söyleniyor bu. İstisna yok. Tamam için söyleniyor. Kadınları Allah geride bıraktığı gibi siz de kadınları geride bırakın. Her konuda geride bırakın. Mesela yürürken arkada var ya karikatürler falan olur böyle. Adam önde gidiyor, kadın arkada geliyor. Değersiz gördüğü için arkadan gel sen diyor. Abi gözünün önünde olup koruması lazım. Arkadan getirttiriyor değersiz gördüğü için. Bak 99 kadından biri cennette. Dikkat edin. 99 kadından biri cennette, diğeri ise cehennemdedir. Yani mesela şimdi Türkiye'de ne kadar kadın var? Türkiye 70 milyon değil mi? Mesela 35 milyonu kadın. Bunun en az 34 milyonu cehennemde bu hadise göre. Ama erkekler böyle değil. O cennet onların yani, onlar oluyor. Ne varsa kadında. Onun için böyle bunların bu nefret dolu ifadeleri, üslupları falan bu hanımlara karşı genel olarak. Evet. Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olur.
Mesela adam ahlaksız, üçkağıtçı, haysiyetsiz birisi oluyor. Yobaz, ahmak birisi oluyor. Allah'a mukaddesata tavır alıyor. Her ne yapıyorsa yapsın, hiçbir şekilde boşanmaz, boşanmayacak diyor. Boşanırsa, bak hükmü açık. Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olur. Hiçbir şekilde boşanamaz. Erkek boşanabilir mi? Oo, hem nasıl? İstediği gibi. Ya ahlaksız adamla kadın niye beraber olsun? Ne mecburiyeti var? Bak kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin. Zira kadınlara muhalefet berekettir. Herhalde geldi muhalefet. Peki nasıl sevgilin oluyor senin o zaman o? Yani nasıl aşık oluyorsun? Nasıl muhabbetle seviyorsun? İşte bak adamların bana sevgime hayret etmelerinin kökeni şimdi çıkmaya başladı. Evet, adam şok oluyor. Nasıl olur bu iş ya diyor. Hayret ediyor. Bak kadınlara danışmayın. Danışmayınca meclise sokmak istemez adam. Tabii. Siyasi faaliyet de yaptırmak istemez. İş yeri de açtırtmaz. Devlet görevine de getirtmez. Danışmayın diyorsun ya sen. Doktor da olamaz. Evet. Danışmıyorsan hakim de olamaz. Tabii. Hiçbir şey olamaz ya. Danışamıyorsun. Bilir kişi olması mümkün değil. Ya yani mesela değil mi? O kadar bilir kişi var ya başka şeylerde bilir kişi oluyor. Birçok teknik çalışmalarda bilir kişi oluyor. Kadınlara danışmayın diyor bak. Danışmayın. Onlara muhalefet edin. Ya her ne diyorsa diyor. Mesela diyor ki ben diyor şu kıyafeti giy. Hayır giymeyeceksin diyor. Ters çıkar. Diyor ki mesela ya diyor çok komik diyor mesela şu film hoşuma gitti diyor. Yok komik o değil diyor. Çat git kapatıyor. Kadınlara muhalefet edin. Zira kadına muhalefet berekettir. Bereket gelir diyor. Daha iyi olursunuz diyor. Kim ki karısına itaat ederse Allah onu yüzüstü cehenneme atar. Mesela karısı diyor ki, ya diyor mesela sevgilim diyor, bugün bahçeye çıkalım diyor. Mesela, çok güzel diyor, çiçekler açmış diyor. Hadi oradan ulan diyor. Seni şeytan seni. Seni yarım akıllı seni diyor. Seni eksik etik seni.